sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Kocaeli'de bulunan Tel Makina Teknoloji işletme sahibi Güven Türk Yılmaz ile birlikteyiz. Güven Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle işimin uzmanıyım programımıza hoş geldiniz. Kocaeli'de bulunan sektörünüzde yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Güven Bey kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Benim adım Güven Türk Yılmaz. Yaklaşık 30 yıllık bir tecrübeyle şu andaki işletmemizi çalıştırıyoruz. Bu 30 yıl zarfında genelde firmalarda, büyük firmalarda çelik, tel ve halat sektörüyle ilgili bakım ve yardımcı işletmeler müdürü olarak çalıştım. Daha sonra yaklaşık bundan 9 yıl önce bu sektörün Türkiye'de yan sanayisinin zayıf olduğunu gördüm. Bu sebepten dolayı da bu çelik, tel ve halat sektörünü destekleyen yan sanayi için, yani buna makina veren ve parça üreten firmalar genelde yabancı kaynaklıydı. O sebepten dolayı Türkiye'de böyle bir boşluk da vardı. Yapan firmalar da var ama yeterli değil. Çünkü sektör Türkiye'de çok geniş. Bu sebeple yaklaşık işte bir 9 sene önce ayrıldık ve kendi firmamızı kurduk burada. Dolayısıyla hiç durmadan ve hiç boşluğumuz olmadan sürekli olarak makine imalatımız var. Öyle ki yurt içinden sonra yaklaşık dünyanın 7 ayrı ülkesine buradan ihracat da yapıyoruz. Makine ihracatı yapıyoruz. Dolayısıyla durmadan çalışıyoruz. Firmanın büyüklüğü ürünlerin kalitesi kadar da önemli olan hizmetler biliyorsunuz. Makine sektöründe hataya yer yok ve her sektöre hitap eden bir firmasınız aslında. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet anlamında? Şimdi bu işin okulu ayrı konu. Fakat bu işin mutfağından gelmek çok önemli. Yani yıllarca profesyonel olarak çalışınca şirketlerde yönetici olarak az çok bu üretimde bu makinelerin ne gibi problemler çıkardığını defalarca görüyorsunuz. Ve bunların çıkmaması için daha kullanışlı, daha performanslı ve daha sağlam bir makina nasıl olur diye bunları devamlı olarak meslek hayatımız boyunca analizlerini yaptık. Dolayısıyla yaptığımız makinalarda bunları yapmamaya dikkat ediyoruz. Yani kalite önemli, kaliteli malzeme kullanmak önemli. Şanzımandır ama bir yığın şanzıman var. Bunların en iyisi, en performanslısına nasıl? En iyi sürücüler otomasyon kısmında da en iyi dediğiniz zaman sonunda bunlar zaten bunların bir bileşeni makine olduğu için de iyi bir makine çıkmış oluyor. Bu sebepten dolayı da makinalarımız kalitelidir. İlk etapta bayağı bir müşteri, yani biz de varız diye kendimizi kabullendirme, piyasaya kabullendirme aşamasında bayağı bir yoğun bir zaman geçirdik. Ama şimdi artık siparişler almakta falan herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü yaptıranlar memnun kalıyorlar ve tekrar yaptırıyorlar. Tel makinenin peki ürün çeşitliliğine değinecek olursak ne gibi makineler üretiyor? Şimdi tel çekme çok, yani bu sektör çok geniş. Yani çünkü her şey tel, hayatımızın her yerinde tel var. Yani bu gözlüğün bu sapında tutun da işte yatakta, ne bileyim yattığımız yatakta, arabamızın koltuğunda ve arabamızın işte debriyaj teli vesaire, bindiğimiz asansörün halatları da bir neticede bir telden oluşuyor. Çivi, zımba, yani bir defterinizin kıyısındaki şu bile bir tel. Tel evet. Bizim hayatımızın her yerinde. Bir civata, bir bağlantı elemanı ama bu da bir telden oluşuyor. Netice itibariyle tel hayatımızın her yerinde. Çok geniş bir sektör. Bu sebepten dolayı da fakat bu sektörde kullanılan makinaların genelde mantığı, gelinen son noktası var. Mantığı genelde aynı.
O sebepten dolayı ürün çeşitliliği daha ziyade işte tellerin sertliğine ne kadar sert olacak, spesifik bir takım değerlerine göre makineler tasarlanıyor, motorları ona göre kilovatları vesaire tasarlanıyor. Bu noktada çeşitlilik olarak birinci sürekli olarak yaptığımız adı üstünde kuru tel çekme makinesi, yani kalın telleri incelten bir makina. Bundan sonra da bunu daha da bir inceltmek istiyorsunuz. Yani 0.15 milimlere kadar inmek istiyorsunuz. Oralarda da sulu tel makinaları devreye giriyor. Sulu tel çekme makinaları yapıyoruz. Ha, bunun yan makinaları var. Yani sarıcıları, vericileri, bunun makaraları, sepetleri, ambalaj makinaları gibi bir yığın yan makinaları var. Onların da komple bizde imalatı var. Yani öyle ki hatta bir tasarladığımız şu anda aşağıda Almanya'ya buradan makine ihraç ediyoruz. Yani Almanya teknoloji için teknoloji, yani teknoloji açısından, makine teknolojisi açısından güçlü bir ülke. Evet. Ama öyle bir tasarımımız var ki Türkiye'de çok yaptık. Buradan Almanya'ya, Yunanistan'a ihracat yapıyoruz. Makine gönderiyoruz. Arnavutluğa geçen ay yine gönderdik. Romanya'ya buradan yine kuru tel makineleri gönderiyoruz. Bunlar büyük makinalar. Yani bir tanesi parçalarıyla beraber bir tıra sığan makinalar. Dolayısıyla yani yurt dışında da bu konuda belirli firmalara şey oldukları için, kısıtlı oldukları için biz onlar için de bir alternatif oluyoruz. Artı Türkiye'deki makine işçiliği, makine imalatı her geçen gün büyüyor. Bizi Avrupa ile Çin arasında görüyorlar. Yani Çin'den iyi, Avrupa'dan ucuz. Kötü değil ama ucuz. O yüzden de Türkiye bu konuda bir tercih sebebi oluyor. Bunu da hissediyoruz zaten. Süper. Peki dünyayı kasıp kavuran, biliyorsunuz bir pandemiyle uğraşıyoruz. Pandemi sizi ne gibi etkiledi? Bu size bir artı mı oldu yoksa eksi mi oldu? Çünkü maskelerde de tel var. Benim şimdi aklıma oradan geldi. Evet. Şimdi zaten hiç vermediysek 7-8 tane maskedeki tel için şey verdik, biz teklif verdik ve makinede yaptık. Şimdi burada pandemi tabii ki insan varlığımızı üst seviyede tutmamız gerekiyor. Öncelikle kendi içimizde bir tedbir aldık. Ne bileyim, yemekhanemizdeki masalarda sandalyeleri eksilttik. Tezgahların aralarını açtık ki beraber çalışmasın arkadaşlar, yakın olmasınlar diye. Girişte kontrolleri yapılıyor, ateşleri ölçülüyor arkadaşlarım ve kayıt altına alınıyor. Maske dağıtılıyor düzenli olarak. Bir takım bunun gibi tedbirler aldık. Artı yani elimizden geldiği kadar da buraya maskesiz kimseyi sokmak istemiyoruz. Toplantılarımızda kapalı ofislerde sadece teknik personel oluyor. Toplantılarımızda genelde teknik ofisin önünde açık alanda, orada bir alan bıraktık. Açık alanda yapıyoruz belirli mesafe aralıklarla. Sektörümüze etkisine gelince biz pandemiden etkilenmedik. Yani enteresandır ama Avrupa'da tel... Pandemi Avrupa'ya vurduğu zaman Avrupa'daki bir yıllık kapanma yaklaşık Türkiye, onlar için hani Çin'e karşı bir antipati var çünkü. Evet. Avrupa'daki bir yıllık durma yaklaşık Türkiye'deki firmaların neredeyse 5 yılını dolduruyor. Dolayısıyla orada da onun orada o Avrupa'da o şekilde bir duruş olması bizdeki piyasayı, Türkiye'deki piyasayı tabii ki hareketlendirdi ama maalesef üzgünüz, yani hizmet sektörü aynı durumda değil. Ama biz makinacı olarak pandemide etkilenmedik, hatta büyüdük diyebilirim. Çünkü Avrupalılar genelde yatakçı sektörüne biz çok makine yaptığımız için ve yatağı da virüsün merkezi gibi görüyorlar ve ilk etapta insanlar yataklarından kurtulmak istiyorlar. O yüzden de yatakçı sektörü tamamen o tellerden oluştuğu için korkunç bir patlama oldu ki iç piyasadan ziyade yurt dışına müthiş bir ihracat var. Tel makine lokasyon olarak nerededir, seyircilerimize de söylemek isteriz? Biz İzmit eski yolla yeni yol arasında, yeni Gölcük yolu arasında tam ortadayız iki yolun arasında. Yani bildiğimiz Körfez'in uçundaki sanayideyiz. Fakat oradaki firmalar, sanayinin içindeki şirketler, dükkanlar
240 ve 120 metrekare buralarda olduğu için biz tabii ki orada şey yapamıyoruz. Orada yapamıyoruz. Burası yaklaşık 1,5 dönümlük bir kapalı alan, çifol. Evet. Dolayısıyla bu iki yol arasında Aslankaya Sokak diye geçiyor. Lokasyon olarak yerimiz çok iyi, ulaşıma çok iyi. Artı sanayiye çok yakınız. Çünkü ciddi derecede sanayide iş veriyoruz. Yedek parçalarımızı yaptırma anlamında. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizde ön planda hizmet verirsiniz Güven Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun inşallah. İşimizin uzmanıyız.